Teşekkür ederim. Sayın Başbuğ, buradan devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Netanyahu siyasi ömrünü uzatmak için daha fazla kan dökmek istiyor. Ama Netanyahu hem İsrail hem de tüm Yahudileri tehlikeye atıyor bu politikalarıyla diyor. Ardından da şunu söyleyeyim. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Körfez turuna çıkıyor. Siz süreci nasıl okuyorsunuz? Yarına dair umutlar hala tazelenebilir şeklinde mi? Yoksa artık Erdoğan söylediği gibi daha fazla kan dökmek isteyen Netanyahu ve tabii ki Netanyahu'dan daha aşırı sağcı ve böyle hani artık hani deyim yerindeyse bu Gazze kasabı lakabını hak edebilecek birçok isim de var kabinede. Onlar da bir an önce saldırıya dönelim diye baskı yapıyorlar. Sevgili İbrahim, yani ben barıştan yana burada umut dolu cümleler kurmak isterdim. İnan ama yani oluşan hava, yapılan eylem ve söylemlere baktığın takdirde bence bu konunun çok uzak olduğunu rahatlıkla görebiliyorsun. Günü tartışılır. Ateşkes 2000 daha uzar mı? Neticede belki de uzamayacak, buraya kadar da diyecekler. Bunu bilmiyoruz ama neticede 2 de uzasa, 4 de uzasa, İsrail'in o geldiği taban bir kriter vardı 10 gün geçeme kaydıyla diye. O 10 günü tamamlamış da olsak, neticede o gün dolduğunda veya Hamas'ın elinde hiçbir İsrail esir kalmadığında katliama kaldığı yerden gözünü kırpmadan devam edecek çağrılı bir terörist örgütle yüz yüzeyiz. Dolayısıyla bu örgütün bu mantığı değişti mi? Bana göre asla. Değişmedi, değişmeyecek. Hatta az önce ifade ettiğim gibi eğer tekrar savaşı ilan etmezseniz veya işte tekrar savaşmaya başlamazsak hükümeti dağıtırız, istifa ederiz diye gözü dönmüş, kıvır kıvır kıvranan bir Ben-Gvir denilen bir kişi var. Şimdi bütün bunları söylediğinde zaten İsrail'in zorla bu anlaşmaya da yani bir ateşkese de girdiğini düşünürsen bana göre maalesef o mantık değişmeyecek. İsrail saldırmaya, katletmeye devam edecek. Ancak İsrail'in göremediği tehdit şu. Bakın genelleyerek konuşuyorum. İsrail'in ateşten gömlek giydiğini ve yani o artık bu eski katliamlara benzemeyen süreçte bambaşka bir sürece doğru evrildiği. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Netanyahu sadece kendini değil İsrail'i de yakacak şeklindeki söylemi bana göre çok önemli. Niye? Çünkü gerçekten İsrail inanılmaz akı tutulması diyeceğiniz bir süreçten geçiyor. Ve bazı aklı basan İsraillerin söylediği gibi yakında dünyanın hiçbir coğrafyasında sokağa çıkamayacak bir hale gelecekte döneme doğru hızla koşuyor. Bu bahsetmiş olduğum dönemin şeyi belli. Yani süreci belli. Bu ateşkesten sonra tekrar katliama dönerse iş bence dünya genelinde tepkiler özellikle taban milletlerde çok inanılmaz boyutlara gelecek ve onu şu ana kadar durduruyormuş gibi yapıp ama durdurmayanlar artık sürece doğrudan müdahil olmak durumunda kalacak. Çünkü bu sürecin sonunda o küresel çete, o masonik yapılanma, o siyonist yapılanma şunu çok iyi görüyor. İsrail işte Gazze'yi alayım derken eldeki krallıktan edecek bizi diye de bir endişe ve korku oluşmaya başladı. Şimdi Netanyahu İsrail'in tamamını ateşe atıyor mu? Evet atıyor. Neden? Çünkü aklı selim bazı İsrailler şu cümleleri kuruyor. Öyle bir hale getirdiniz ki diyor dünyanın hiçbir coğrafyasında artık sokağa çıkamaz hale geldik diyor. Gerçekten, yani bir nefret objesi haline geliyor artık. Evet. Kesinlikle İbrahim yani bakın bu herhangi birinin zorlamasıyla herhangi birinin yönlendirilmesiyle olmuyor. Kendiliğinden oluşan bir siyasi havayı ben söylüyorum burada. Bugün eğer Londra'da o 1 milyon İngiliz onca baskıya rağmen kahrolsun Siyonizm diye bağırıyorsa, İsrail aleyhine sloganlar atıyorsa bunu İsrail'in iyi düşünmesi lazım. Ki bunlar yoğun destek aldığı kalelerdi. Ama tabii o desteği veren de oranın rejimleriydi. Onu da ayrıca belirtmekte fayda var. Bu tablonun sonunda İsrail gerçekten dünyanın her yerinde ötelenen, itelenen bir devlet durumuna düşer mi? Şüphesiz olmasın, bu akla giderse düşer. Zaten hani öyle sözü sana devredeyim. Kissinger'ın bir sözü vardı. Şuydu, eğer İsrail bu akla giderse 10 yıl sonra İsrail diye bir şey kalmayacak ortalıkta diye bir sözü vardı. Konuştuğu nadir doğrulardan biri ve bu söylemde Kissinger zaten bana göre geleceği gördü. Yani bu akla giderse gerçekten İsrail evdeki bulgurdan da olacak. Belki 67 sınırını bile arayan bir ülke haline dönecek ve dünya genelinde de dışlanan ve hani İsrail nefretine giderek yaygınlaştığı bir dönemin kapısını açacak. Yani antisemitizm edebiyatı yapıyor ama İsrail önce kendini sorgulamalı. Bu düşmanlığı yaratan İsrail'in ta kendisi zaten onların da aslında işine geliyordu bu antisemitizm. Onun üzerinden nemalanıyordu ama o deniz bitti.
İbrahim. Peki.